Buyurun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dokuzuncu kısım Tevhid-i Tisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ela inne evliya Allahi la hafun aleyhim ve lahum yahzenun. Meal-i cimalisi iyi bilin ki Allah'ın dostlarına, belli kullarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de. Şimdi (gülüyor) 443 mektubat Telviyat-ı Tisa. Nerede? Bir şey yaptık oraya. Onun devamı. İkinci Telviyat'ın öncesi. Yok. İkinci paragraf. İşte kalmıştı. İşte kalmıştık değil mi? Yok. Evet de mi kalmıştık? Evet. Yalnız bir şeyle başlayayım. Çok tuhaf tabii. Şaşıracaksınız çünkü. Garip. Allah'a ünsiyet etmek lazım. Allah'a ünsiyet etmek lazım. Ünsiyet neyle olur? Yani sürekli beraber bulunduğun kişi değil mi? Evet, bir sebebi o. Yani her neyse. Bak şimdi. Şurada bir yer var. Neyse şuradan okuyayım, dağıtmayayım. Ünsiyet o. Yani kısacası söyledim. Konumuz o olsun. Allah'a ülfet değil de ünsiyet. Ünsiyet etmek lazım. Evet, şu ülfet, kainat. Ülfetle ünsiyet, ülfet perde olur. Ülfet örter, perdedir. Perde örter. Ünsiyet ise yakınlığı ama aleminde alem olur. Mesela sahabeler Peygamber Efendimiz'e ülfet etmemişler. Evet, ünsiyet etmişler. Çünkü niye insiba, sürekli insiba var değil mi? Devamlı basma var. Aynı onun gibi biz de mesela sürekli Allah'la mesela aldığımızı fark edersek, sürekli alıyoruz da fark evet. edersek ünsiyet olur. Evet. Yani kalben Allah'a ünsiyet etmek bir tuhaf bir makam. Ne olur biliyor musun o zaman? Bu etrafımızda zannettiğimiz vahşi, hastalık, buhran, bunalım, panik, ne bileyim, olumsuzluk, depremler, şeyler, hiçbirisi seni üzmez ve alakadar etmez. Ona ait bir yer var mesela, bak bir yer göstereyim. Etrafında vahşetle ona bakan eşyaya ünsiyetkârane tebessüm vaziyetini dönüşür, düşünüp. Mesela kalben Allah'a ünsiyet eden, ünsiyet edebilmesi için bir kere fark etmesi lazım. Evet. Nasıl fark ettin? Bunun yöntemini bir anlatayım. Benim anladığım kadarıyla. Tabii ne konuşuyorsan benim anladığım. Şimdi zahiri bitirmesi lazım. Zahiri yöntemi, yolu bitirmesi lazım. Yani külliyatı böyle okuyup, yani nurcuların en büyük sıkıntısı o. Yani maalesef eskilerde engel olmuş. Eskiler, mesela diyelim ki benimle beraber kalanlar veya alakadar olanlar ister istemez benden etkilenecek yani. Ama bir de ben otoritemi getirirsem, bir şey anlatmak için söylüyorum. Otoritemi getirirsem, yani benim dışımda anlayışım veya alakadar olduğumun dışında nurculuğun dışı gibi gösterirsem, mesela bir misal vereyim. Ben kaldım abiye sormuştum. Abi lef-i mahfuzdaki her şey vücuda geliyor mu? Gelmiyor. Sen namazın hakikatini öğren dedi. Baktım ki enfusi şeyi yoktu. Yok yani, şimdi soru anlıyorum. Bu tür soruları sorduğun zaman ya cevapsız kalıyor veya kendisi meşgul olduğu sahaya dikkati çekiyor. Dolayısıyla her derste söylerim ve söylemekte de devam edeceğim.
kişiler kendisi saksidir ama çınar fıtrattakiler de orada büyümez. Yani saksı olursa saksilerde çınar büyümez. Bu sebeple bunlar büyüdüğü zaman cemaatte sorun oluyor. Bunlar cemaatin parçalanmasına, bölünmesine bunlar sebep oluyor. Ama bunlara da sebep olan baştaki abidir. Önünü açmıyor değil mi? Önünü açmıyor. Sebep patlak oluyor. Patlatıyor içeriden. O zaman içeriden patlatıyor. Sen ne yapması lazım? Nurculukta liderlik yoktur ama müdebirlik vardır. Müdebir, müdebirin özelliği şudur. Bakar böyle fıtratlara. Der ki veya yolu açar. Yani mesela öyle bir ders yapıyor ki veya öyle bir anlayış getiriyor ki. O konunun dışında girdik ama demek ki ihtiyaç varmış. Bunun dışında yanlıştır, diğerleri şeydir. Kendisini o zaman insan başka bir cemaate, başka bir meşrebe, başka bir abinin dersine böyle sanki ihanet gibi anlar. Bulunduğu yere, bulunduğu abiye ihanet diye anlar. Oysa ne alakası var? Mesela abi şöyle bir örnek verirsek abi, Allah mesela kainatı idare ederken hayvana et atmıyor. Değil mi? Gibi, evet. Şimdi şey anlatacağım. Mesela bazı fıtratlar balina gibidir veya çınar ağacı gibidir. Balinaya Karadeniz takdim edilmez. Zorlanmaz burada büyü diye. Ölür o. Mesela biz Karadeniz'de kırmızı ala balıklar var böyle. Su azaldığı zaman veya ısındığı zaman yukarıyı kapattın, aşağıda ise ısınırsa ölmez suda. Ne yapar biliyor musun? Dışarıya atar kendisi, intihar eder. Alabalığın özelliği o, intihar eder. O soğuğa gidecektir. Önünü açma çünkü ısınınca merkeze doğru kaçar, yukarıya doğru kaçar. Böyle bir özellikleri var. Şimdi bazı insanlar var böyle, fıtraten çınar ağacı gibidir. Bulunduğu cemaat bir kasbel kader bulunmuş, saksi vazifesi yapıyor. Yani bir bahçe gibi değil, çınarı orada büyütemezsiniz. Büyütmeye zorlarsan saksini parçalar. Şimdi dolayısıyla bir sebebi de biz vermiş oluyoruz. Şimdi nereden anlattım? Allah'a ünsiyet etmek lazım. Allah'a ünsiyet ettin mi, dışarıdan, etraftan gözüken diyor vahşet, vahşetle ona bakan eşyaya ünsiyetkârâne tebessüm vaziyetini düşünüp, zikrettiğim 444'ten okuyorum. Zikrettiğim Halik'im hadsiz ibadı her tarafta bulunduğu gibi. Yani Allah'a, bak bunu iyi dinleyin, bana bir bakın. Allah'a ne kadar ünsiyet edersek o kadar Allah bize hakim olur. Allah hakim olması nispetinde Allah bu kula şöyle diyor hadis-i kutsi'de. Onun gören gözü olurum, tutan eli olurum, konuşan ağzı olurum vesaire. Bu sefer Allah kaplar gönlü, bu gönlü Allah kaplar. Allah ile ünsiyet eder. Vahşetli gözüken etraf, hastalık vesaire zaten bedenden çıktı. Bedensel bir özür ona mani olmaz. Yöntemini anlatayım diye buraya gelmiştim. Yöntemi şudur. Yöntemini de 446'da anlatıyor. İsterseniz buradan şey yapayım. Kalpten şey yapayım. Şöyle diyor. Dördüncü telvin. Burada iki tane yoldan bahsediyor. Seyri sülükten bahsediyor. Tamam. Seyri afaki var. Seyri enfusi var. Ben hulasa edeyim, hem kısaca bunu okuyacağım. Seyri afaki ve zahiri. Yani zahir ilimleri bitirmen lazım. Enfus nasıl oluyor? Enfusçilerin özelliğini söyleyeyim. Bu külliyat mesela, biz mesleğimizde konuşuyoruz zaten. Diğerleri kalmamış zaten tarika. Risale-i Nur'u böyle anlama sorunu yaşamayacaksın artık. Hani o bir defa okudun, lugatsız. Bir defa daha oku, lugatsız. Bir de lugatlı oku, bir de lugatlı oku. Yani lugat sorununu çıkart. Bunu tamamen çıkartman için böyle basit böyle formül de var. Bab var, bab. 8 tane babı ezberlersen
tefaül, tefaül, tefil, istifal, mufale gibi o 8 tane vapı ezberlersen %90 Risale-i Nur'un konu, yani Risale'ye ait lügat sorunun kalmaz. Bunu nurdersi.com'da var. Baplar diye olması lazım. Şimdi niçin anlatıyorum? Çok soruluyor da abi nasıl okuyacağız? Bir defa külliyata bakmadan okuyorsun. İki defa okuyorsun. Üçüncü lügata bakıyorsun. Dördüncü lügata bakıyorsun. Sonra bak. Sonra mevzu. Bu mevzu neredeydi? Diyelim ki huzur. Ona istersen dur gitmeyeyim. Tamam. Bir daha yapıyorum. Lugatsız. Bir daha lugatsız. Bir lugatlı. Bir daha lugatlı. Şimdi okurken atıflı okuyacağız. Bu paragraf, yani bu mevzu neredeydi? Yani mesela diyelim ki kalp. Kalp neredeydi ya? Telviyat-ı okuyorum ama lemalarda neresinde? Mektubatta mı vardı? Sözlerde mi vardı? Orayı bulmak. Buradan oraya, oradan buraya atıf yapmak. Tamam? Lugatta sonra atıf. Sıraya gidiyorum. Artık beni geri gönderme. Lugat onlar geriye. Tebliğe de. He yok. Demek ki beşincisi bu mektubatta işte bu paragrafı okuyorsun. Mesela seyir enfusi. Enfus veya tefekkür. Enfus. Enfus nerede anlatıyordu? Ha Mesnevi de vardı galiba. Kafayı kaldır. Şurada 147'de vardı. 136'da vardı. Onları bulmak. Oraya geçip lemalar, mektubat M. Şöyle tam paragraf karşısında 446. Geç oraya 147'ye Mesnevi Nuriye. M 446. Mektubata da İ M ince Mesnevi Nuriye. 147 mesela. Atıflı. 5. Altıncısı, paragraf açılımlarını okumak. Bu paragraf nerede açılıyor? 7. Paragrafın içerisindeki cümlenin izahı nerede? 8. Cümlenin içerisindeki şu kelimenin izahı nerede? Külliyatı külliyatla izah etmek. Bu. Bunu bilmeyenler, bu yöntemi takip etmeyenlerin sorusuna da geleceğim. Hatırlatın diye söylüyorum. Ne yaptık? Cümle içindeki kelime. Kelimeye girdin mi? Mesela enfus. Mesela ben şu anda ne araştırıyorum biliyor musun? Cismaniyet, vefa. Vefa. Vefayı hulasalandırdım. Ondan sonra bitirdim gibi siteye koydum şey. Ana fikrini koydum. Yazısını koydum. Bir gün, iki gün durur. Bilmem gördün mü? Evet abi. Ha, vefa. Kime diye bir şey yazıyorsun. Ya, evet. Tamam neyse. Şimdi ne oluyor biliyor musun ondan sonra? Bu süreçleri bitirdin mi? Bu süreçleri bitirdin. Bitirdikten sonra kelime şey yapıyorsun. Cismaniyet. Sırf cismaniyet. Bunu bilmeyenler bana şu soru soruyor. Abi başka bir kitaptan mı istifade ediyorsun? Yani niye? Niye soruyor biliyor musun? Külliyatta böyle bir şey tahmin etmiyordu. Ha bu harika manalar külliyatın dışında olsa gerek. Niye? Olsaydı ben de görürdüm. Bu zeka ile alakası yoktur. Bu zeki kapasiteli değil. Yöntem eksikliğinden becere gözükmüyor mana. Yol bilmiyoruz. Ben şu saydıklarımı 30 senede elde ettim. Bu yöntemin. 30 senenin meyvesi olarak sayıyorum size. Siz benim kadar uğraşmayın, basın çıkın diyor. Benim yaptıklarımı yapmayın, daha ilerisini yapın. 30 sene uğraşmışım. O mesela enfus dedik ya kelime, yani cümle içindeki kelime. Kelimeyi araştırmaya başladın mı, nereye taşır seni? Enfus'e taşır seni. Otomatik sen enfusçuyum falan demiyor. Artık dönüyorsun içeriye. Seyrediyorsun. Tamam mı? İçeride dolaşıyorsun. Hepsi. Peki ne oluyor? Tek tek kendisini sana gösterir.
Acayip bir şey yani. Vefasızlığın ta nerelerini gördüm. Bugün. Aklım duruyor, başım dönüyor. Samimi söylüyorum. Çok etkilenmişim. Bir parçasını söyleyeyim. Vefa, külliyatta vefaya bakıyorum. Aile hayatında öyle bir ağır bedeli var ki aklın durur. Yani şeyin, fıkıhın, ben bilmiyorum. İlmi usulü din ulemasının cevabını bulamadığı sorunun cevabını külliyatta buldum. Niye normal bir karı kocalıktan hunsa bir çocuk oluyor? Vefasızlıkta buldum onu. Yeni buldum. Yani ben bunu bulamadım. Hunsa var, hunsa-i müşkil var. Çok tuhaf yani. Mesela bir başkasını anlatayım. Erkek çocuktur ama kadınsı valla tip. Ama kız ama erkeksi bir tip. Bir bakıyorsun ki iki cinsiyet var. Tam net değil. Bunları buldum vefada. Bunlar bir kitapta olmaz, yoktur. Bilmiyorum ben. Vefada buldum. Bir parçasını anlatayım. Makamı değil. Yani enfüse girdin mi artık orada şey sorunu olmuyor. Vefa mı? Ne alakası var bu? Bir bakıyorsun ki girmişsin orada, oradasın. Neler yani artık kararlaştırılmamış, kararlaşmamış. Hani şöyle diyeyim, reklamlarda yazı geliyor, gidiyor, buradan geliyor, oradan geliyor, oradan resim geliyor, buradan çıkıyor, buradan yazı çıkıyor, buradan şey yapıyor. Hani var ya tak tak falan. Yani resimler, yazılar birbirine girmiş ama bir netleşmemiş, tamam mı? Oralara girdiğin zaman bu tasavvurun içidir. Ondan sonra veya tahayyülün içidir mesela. Tahayyülün içinde alev misal var. Bir de daire misali var. Bir de levi misali var. 6 tane şey var tahayyülde. Gir içeriye. Daire misali var. Levi misali var. Gelen yönü var, giden yönü var. Acayip bir şey. Gittiğin zaman böyle artık yazılar, resimler geliyor, gidiyor falan böyle bakıyorsun yani. Ama sen bir adres var. Vefa. Eğer karı koca beraberken vefasızlık yaparlarsa o anda kadın kocasını değil başka erkeği düşünürse erkek çocuk kadınsı olur. Vefasızlığın bedeli. Erkek karısıyla beraber olduğu anda başka bir kadının yanında olduğunu hayal ederse doğan erkeğin kız kadınsı olur. İkisi yani aldatırlarsa o anda hayalen koca dese ki yanımdaki kadın başkasıdır, kadın dese ki başka erkektir. Bu sefer hunsa olur. Sirayet. Bunun adı sirayet. Yani ruhsal yapı, düşünce çocuğun karakterini değiştiriyor. Niyet ve nazar değil mi? Niyet nazar. Sirayet ama. Niyet nazar sirayet ediyor. Vefasızlıktaki sirayet. Evet, vefasızlığın sirayeti. Bunu hiçbir yerde... Şimdi bunu bilmeyen sevgili kardeşime cevap veriyorum birileri. Abi nerelerdim? Bu başka bir şey yok. Orada. Ama neresinde? Böyle yazmaz böyle. Yazmaz. Bir de şey abi, babası gibi doğmuş gibi diyor abi. Hani şey... Zemim. Yani. Nasıl? Anlamadım. Pit gibi. Ha, yani. Bunu yaparsa. Ha, bilaveret manevidir diyor. Mesela onu düşünerek diyor mesela. Manevi bilaveret. O tabir, avami tabir kullanma, bilavet, bilavelet. Evet. Ki nasıl kimse anlamıyor. Manevi bilavelet ama, maddi değil. Ne anlatmaya çalışıyorum? Şimdi bu yöntemi bildin mi? Mesela cismaniyete girdim, 6 ayı geçmiştim. 6 ay devamlı cismaniyet geçen paragrafları okuyor. Cismaniyeti tefekkür ediyor. Zannediyorsun ki burada bakıyorsun, tamam mı? Buraya bakarken hani diyor ya Allah Celle Celal Kur'an okumak benimle sohbet etmektir. Mesela kimi kitabını okuyorsanız adınız gibi bilin. Bak ben sizi ne kadar realitesiniz bana ki gerçeksiniz. Hayal değilsiniz gerçek. Benim için ne kadar gerçeksiniz siz. Kimin kitabını okuyorsanız onun ruhaniyatı size akar benim için o kadar realitedir.
Mesela zındığın bir kitabını, zındığın bir resmini, filmini, müziğini, yazısını, kitabını okumak, seyretmek, dinlemek, yanında olmak kesinlikle o ruhani sana akar. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, onların diyor zulmeti ve nuraniyeti sana akar. Dersin ki eve gelirsin, otobüsten geldin. Ya Allah Allah, havam iyiydi ya. Keyfim de hoştu. Dükkanda iyiydim. Ulan bir yere uğradım. Bir dükkana girdim. İçime içki satılıyor. Veya bozuk birisi var. Sirayet ediyor kardeş. Abi etmemesi için ne yapacaksın? GPS'in kapalı olacak. Mesela müzik çalar büyük marketlerde. Müzik zannedersin. Arkasında şey var. Al, 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 al. 1 lira için girersin. O 100 liraya çıkamazsın. Yani kapatıverin. Şimdi enfüse döndün mü? Enfüse orada artık zeka şey yok. Allah mehibe ilahi artık sana ne de verecekse. Çok tuhaf yani. Artık orada hani dedim ya, bir daha söylüyorum. Bir bakar mısınız bana, böyle bir ekran düşünün. Tamam mı? Sinema veya televizyon ekranı. Tamam. Şimdi buradan bir resim geliyor ama karar kılmadı, kayboluyor, şöyle kayboluyor. Buradan bir yazı geliyor, buradan bir ses geliyor, buradan bir şekil geliyor. Yani bir kararsızlık, bir taifler oluyor yani, oynuyor. Ben bunu şeyde gördüm, bir videoda bana gösterdi, Allah razı olsun getiren kardeşim. Kutuplarda çekmişler, 6 ay gündüz 6 ay gece olurken o güneş böyle oluyor kutupta, hiç batmıyor. O anda dünyanın ucunda meydana gelen şey var, renkler var, dalgalar var. Hani taif dedik, böyle birbirine giriyor. Benim öyle ufkumum, hani şey avizeye de benziyor böyle. Yani öyle ufkumu şey yaptı ki iç alem sanki öyle tasvir ediyorum ben yani. Başka anlatıyorum. Böyle taiflar var yani. Renk tonlarından ondan ona geçiyor ama kesinlikle keskin bir hudutlar yok. Birbirine geçişte çok esnek ve latif bir geçişler sağlıyor. Gök yani zıtlar bir şey yok ha? Gök kuşağı gibi ama bak şey, bir renkten zıt bir renge geçerken keskin bir geçiş yapılmıyor. Ona dönüşme şey serüvenleri yaşıyor. Dönüyor, kayboluyor, şey yapılıyor. İç alem bunun gibi düşünebilirsin. Ondan sonra bakarsın bu ekranda. Ekranda şöyle bakarsın zannediyor. Tamam mı? Adam bakıyor zannediyor. Böyle Allah Allah. Tefekkür işte bu. Duruyorsun, daha karışmıyorsun. Buraya kadar girdin. Bundan sonra senin işin değil o. Bundan sonra senin işin değil. Artık o taiflar tak tak ekranda seyrediyor. Bu göz sana bakıyor gibi ama. Allah Allah böyle. Allah fesubana. Mana akar. Ustadımızın Gayr-ı Müteşhir'de şöyle diyor. Ezelden ebede diyor. Bu büyük bir Nil Nehri düşünün. Tamam mı? Fırat dedi galiba Tanada. Bir nehir akar. Su. Bu su ilimmiş. Sen ne maşapayla alırsan o böyle akar. Senin maşapana göre, tencerene göre ne ile daldırırsan alır. Böyle bakarsın. Bakarsın ne denk geldi, ne işine geliyor. Zaten Allah gözü tıt tıt. Otobüste yürüsen şey bile zaten iç alemin tuhaf. Bu cesetten çıktın. İşte ünsiyet etmek. Ben okuyorum. Dördüncü telbi, mesleki velayet çok kolay olmakla beraber çok müşkilatlidir. Çok kısa olmakla beraber çok uzundur. 446'dan okuyorum. Çok kıymetli olmakla beraber çok katarlıdır, tehlikesi çok. Çok geniş olmakla beraber çok dardır. Allah Allah. Zıttı söylüyor ya. Beni deli edecek yani. Bir de okuyayım, bakar mısınız? Mesleki velayet çok kolay olmakla beraber olmakla beraber çok müşkilatlıdır. Nasıl bir şey olur? Çok kısa olmakla beraber çok uzundur. Hani zamansız zaman, mekansız mekan hani tabirim var ya. Bu tür şeylerden çıkarıyorum ben de. Çok kıymetli olmakla beraber çok hatarlıdır. Çok geniş olmakla beraber çok dardır. Nasıl oluyor? Bilmiyorum. Okuyalım şimdi.
Anlatıyor şimdi. Bilmiyorum ne aşağıda anlatacak. İşte bu sırlar içindir ki, bu neymiş? Sır. Zıttı zıttına cem etmiş. O yolda sülük edenler bazen boğulur. Bundan dolayı. Bazen zararlı düşer. Mesela bazılarına o ehilleri olmayan yerlere giderse, ehilleri yok ama ismi var. Tabelası doğru. Tarikattır. Kaderidir, nakşidir, bilmem nedir, caferidir, şudur budur. Tabelası doğrudur. Aktörü farklı. İşte bu çok, bu sırdır. O yolda sülük edene bazen boğulur. Bazen zararlı düşer. Bazen döner başkalarına, başkalarını yoldan çıkarır. Kendisi de böyle olmakla beraber. Anladık mı? Yani yukarıdakinin yukarıdakinin uygulama şeyini verdi burada. Dedi ya yukarıda neydi? Çok kolay olmakla beraber çok müşkilatlıdır. Bazen bu olur diyor. Kısa olmakla beraber çok uzundur, zararlıdır. Mesela anlatıyor. Burada uygulamasını verdi. Mesela abi dedi ki böyle çok kısa, çok uzun diye. Ama bir de dedi ki çok kıymetli, çok hatarlı diyor. O niye öyle diyor? Niye çok tehlikeli diyor? Ama kıymetli ama tehlikeli. Tehlikeli. Yani bu biraz karşı karşı bir şey gelmedi. Evet, bak şimdi. Devam edelim. Çok şey velayet olmak, çok kolay mı? Oraya mı diyorsun? Yok. Kıymetli olmakla beraber çok hatarlıdır. Şimdi hatar ne demek? Hatar. Tehlikeli. Tehlikelidir. Kıymetli bir şeyin varmanın yolları böyle şeylerle örülmüştür. Mesela cennete giden yol cehennemle örülmüş. Hadis bu. Evet hadistir. Cennetin yolu cehennemle örülmüş o çitlerle. Yani nurculuk öyle bedava değil yani. Bir vesileyle okuldayken, şurada burada esnafken, otobüste şurada burada sana nasip olur, belki Allah takdim eder, bir kart olur, bir kitap olur. Ama herkese böyle okuma nasip olmuyor. Olmuyor. Nasip olmuyor. Hatta içeride bulunup da nasipsiz insanlar da var. Yok işte senelerden beri kendi kemlin laifna anlat aynı hiç sıfır. Nasip olmuyor. Şey yok. Enfusçilerin hanı dedim. Enfusçilerin en büyük belirgin özellikleri mutasip değiller. Kuşatıcıdırlar. Çünkü fark etmişler ötelerde. Öteleri fark edince her esmanın nihayetsiz mertebesi olduğunu. Bak bir daha söylüyorum. Her esmanın alem-i şehadette nihayetsiz mertebesi olduğunu, insanların farklılıkları esmadan kaynaklandığını bildiği için insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inandığından dolayı onlardan memnun olur. Görünce rakip de... Yani ne rakibi? Her mertebeden bakan, hiçbir mertebeye mahkum olmadan insanların farklılıklarının kendisine zenginlik kattığına inanıyor. Ve bu insanda taassup olmaz. Taassup olanların en büyük şeyi, içsel yapısı zahirde oluşlarıdır. Taassubun şiddetine göre zahirdedirler. Batına geçemezler. En büyük engel şeydir. Mesela şeyde de öyle, psikolojide. Değişime en çok direnenler inatlı insanlardır. İnatlı insanlar değişime direnir ve değişemezler. Ha? İnat. O da şeydir. Hapishane gibi yapar seni. Çit çevir, etmen çıkamazsın. Niçin? Enfüse geçmiş bir sürü hakikatları, mertebesini görüyor ekranda. Tak, 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 tak. Hangisi? Bir bakıyorsun bir tanesinde bu gözüküyor, bir tanesinde şu gözüküyor, bir tanesinde şu gözüküyor. Onun için hepsine diyor ki hepsi bir hakikattır. Evet, bu sır içindir ki o yolda sülük edenler bazen boğulur, bazen zararlı düşer, bazen döner, başkalarını da yoldan çıkarır. Ez cümle tarikatta seyri enfusi ve seyri afaki tabirleri altında iki meşrep var.
tarikatta enfus ve afak diye iki tane meşrep var. Yani girdik tarikata A şıkkı, B şıkkı. Birinci meşrep enfusi meşrebidir. Nefisten başlar, hariçten gözünü çeker, kalbe bakar, enaniyeti deler geçer, kalbinden yol açar, hakikati bulur, sonra afaka girer, o vakit afaki nurani görür. Çabuk o seyri bitirir, enfusi dairesinde gördüğü hakikati büyük bir mikyasta onda da görür. Turuk-u hafiyenin çoğu bu yol ile gidiyor. Bunun da en mühim esası enaniyeti kırmak, hevayı terk etmek, nefsi öldürmektir. Bu adama ne oluyor biliyor musun bu sefer? Bir de okuyayım şurayı. Nefisten başlar. Nereye girdiğiniz göstereceğim bak size. Nefisten başlar. Fark eder. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Yani içsel yapılanmayı fark eder. Tek ben oturmadığımı, ben olmadığımı, aslım oralarda olduğunu, burada 18 bin alem kendisini ifade ettiğini, nefisten başlar, hariçten gözünü çeker, hariç hadiseler, kalbe bakar, enfusi şeylerle meşgul olur, enaniyeti deler, kalbine yol açar, hakikati bulur. Onun sebebini söylüyorum baş tarafta. Şu kainatta insan bir Filistin cami olduğundan insanın kalbi binler alemin haritayı manevisi hükmündedir. Görüyor musunuz? 443. Bir de okuyorum. Evet şu kainatta insan duyuyor musunuz beni? Çok etkilendiğim için size böyle bir daha söyledim. Şu kainatta insan bir Filistin camii olduğundan, 18 bin alemin gözüken iki ayaklı mahluk olduğundan, insanın kalbi binler alemin haritayı manevi hükmündedir. Evet, insanın kafasındaki dima, hadsiz, telsiz, telgraf ve telefonların santrali denilen merkezi müsüllü, insanın kafasındaki dima, neymiş biliyor musunuz? Dima, hadsiz, telsiz, telgraf, telefonların santral denilen merkezi misulü. Yani mesela fabrikaya, bir okula veya bir şeye, iş yerine irtibat kurarsınız. Hemen santral çıkar, oradan sonra birime bağlar. Dima midesine girdikten sonra. Kainatın bir nevi merkez manevisi olduğunu gösteren hadsiz funun ve ulumu beşeli olduğu gibi. Yani insan kainatın merkezi olduğuna delil. Santral oluşudur, onu da gösteren fenlerin sahibi oluşudur. Hiçbir mahluk insan gibi yoktur. Mesela cinlerin demiri olmadığı için sanayileri yoktur. Sanayi ile alakalı teknolojisi yoktur, ilmi yoktur. Fikirleri yoktur, onun için basittir. Bak nereden nereye taşıdı. Demir olmadığından sanayisi yoktur. Sanayisi olmadığından sanayi ile alakalı ilimleri yoktur ve basittir. Hayatları çok basit bir şey yani hücre. Mesela şey gibi, solucan gibi bir şey yani. İnsanın mahiyetindeki kalbi dahi, şimdi kalbine girdi. Hadsiz hakaiki kainatın mazarı, bak, hadsiz hakaiki kainatın mazarı, medarı, çekirdeği olduğunu, had ve hesaba gelmeyen ehli velayetin yazdıkları milyonlarla nurani kitaplar gösteriyorlar. Allah Allah. Yani hakaikın, hakaiki kainat demek, kainata tecelli eden esmanın demek. Hakikat, hakaiki eşya-i sabitetin esma-i ilahiyedir. Esma-i ilahiyenin, hadsiz esma-i ilahiyenin hulasasıdır kalp. Dolayısıyla neyi seyretmek istiyorsan, harici gidip de zorlanmana gerek yok. Hepsi burada oluyor. Enfus'te. Hiç gerek yok. Çünkü zaten ne dedi? Burada olduğu için, iyi dinleyin bir de okuyayım. İnsanın mahiyetindeki kalbi dahi, evet bak buraya geçeceğim şimdi. Hadsiz hakaiki kainatı, mazarı, medarı, çekirdeği olduğunu, had ve hesaba gelmeyen ehli velayetin yazdıkları milyonlarla nurani kitaplar gösteriyor. Şimdi bak burada diyor ki,
Hakikati bulur, kalbe bakar, enaneti deler, kalbinden yol açar, hakikati bulur. Hakikat Esma-i İlahiyeydi. Bakar kalbinden, hiç böyle seyri sülüke gerek yok. Burada hepsi oluyor. Yani insanlar şöyle zannediyor. Rüyen terakki edip bir yerden sanki buradan çıkıyormuşsun gibi. Sonra bunu işi bitirdikten sonra enfusi afaka bakar, zahire bakar. Gördüğü hakikati büyük bir mikyasla onda da görür. Yani işte müşahede ettiği bir şeyi kainatta da görür. İlk önce demek ki içeride bitirmek lazım. Buna ait şey diyor. Mesela enfusi tefekküre bazıları nereden çıktı diyor da ustadın emridir. Oradan çıktı. Afaki tefekkür ederken icmali geç diyor. Enfusi tefekkür yaparken inceden inceye tetkikat yap diyor. İnceden inceye tetkikat yap. Tersini yaparsan yanlışı çıkarsın. Yani ne yapıyor şimdi? Enfusi tefekküre hayır diyor. Ustad da en çok buna dikkat et diyor. Bunu yap diyor. Hatırladınız mı? Mesnevi Nuriye'de. 147'de. Devam ediyorum. Sonra afaka girer. O vakit afaki nurani görür. Niye? Kalbi ünsiyet eder. Kalbi yalanlamaz artık. Kalbi yalanlamaz. Mesela benim şu an gözüm seni görüyor ya. Ben şu an seni yalanlamam. Ha işte. Hani onun gibi kalp gözü de beraber oluyor. Beraber oluyor. Çünkü benim hakkımdaki senin iç alemindeki karşılığıyla ben denk geliyor. Afaki malumat gelince marifete dönüşür diyor. O 538'de şeydir, sözlerde. O gelen hakikatler içte karşılık bulursa afaki malumat marifetullah döner. Bu öyle inkişaf etmiş ki içte ilk önce meseleyi bitiriyor. Sonra afaka baktığı zaman tabi canım böyle olması lazım. Tabi böyle olması lazım. Allah Resulü gözü yanılmadı, kalbi yalanlamadı diyor. O şeyi de anlatıyor. 24. sırada. Çabuk o seyri bitirir, enfusi dairesine gördü hakikati, büyük bir miktarda onda da görür. Turu kafiyenin çoğu bu yol ile gidiyor. Bunun da en mühim esası, enaneti kırmak, hevayı terk etmek, nefsi öldürmektir. Enaneti kırmak, nasıl anlarız? Enaneti kırmak, kendini merkeze koymaz. Kendisini merkezde gören enanettir. Ne kadar mütevazi dahi olsa yalan söylüyor. Veya haberi yok onun. Yani diğerleri, diğer grupları, diğer insanlar hazmetmeyen enanetlidir. Bunun ölçüsü budur. Enanet yani ben der. Ben. Onun yanında birisinden bahsedilse, methedilse kızarır, rahatsız olur. İsterseniz deneyin. Denemeyin de denerseniz rahatsız edilirsiniz. Rahatsız olduğuna delil rahatsız edilmenizdir. Rahatsız edilirsiniz. Çünkü rahatsız oluyor. Yani siması değişir, mimikleri değişir, gözü kaşı oynamaya başlar. Bu enanet, enanetin simgeselliğidir. Niçin söyledim? Enaneti kır. Niye bundan bahsediyorum? Ya kardeşim bunu okuyup geçiyoruz da içerisinde haberimiz olmayınca anladık zannediyoruz. Enaneti kırmak ne demek? Herkes enanetini kırmış. Değil işte. Kardeşini rakip görüyor. İhlas hisaresini geçiyor ya. Ondan bahsedilse iftihar etmesi lazım. Hillet. Tamam mı? Onu, sanki onun gözüymüş, kendisi yapmış gibi zevk alması lazım. Bak bu mertebe nerede? Ondan bahsediyorsun, kaşı gözü yiyor, siması değişiyor. Adeta olan nereden söylüyorsun lan bunu gündeme getiriyorsun der gibi bir hala alıyor. Bunu gizlese çok usta bir enaniyetlidir. Çok ustalar bunu gizler ama seni mimler. Ondan sonra artık sana davranışı hep o noktadan yapar. Anladınız mı bunu? Bunu içeride yaşayan insanım. Ben bu cemaata parkura girmedim böyle. Tüfeğli değilim ben. Belirli bir yaştan değil. Çocukluktan girmişim yani.
Artık yaşamışım çok iyi. 17 yaş, 16-17 yaşlı olacağım çocuk. Yani tüfeğli değilim. Girmişim arkaya, çok iyi bilirim. Mesela bir de söyleyeyim. Enaniyeti terk etmek, kırmak. Çok usta, enaniyetçi. O yanında bahsettiğin kişi hakkında rahatsız olmamış gibi gözükür. Ama seni hedefe koyar, mimler artık seni. Tak, onu kaydeder. Öyle davranır. Biraz böyle beceriksiz bir enaniyetli ise hemen kaş göz hareketleriyle mimikler hemen kendisini gösterir. Terler falan, kızarır. Ondan sonra daha basit birisi ise hemen udar eder. Kardeşim bırak onu ya. Ne olduğunu şey yapıyorsun. Oysa İhlas Risalesi'nde kardeş, fena fil ihvan olmak. Fena fil olmak. Kardeşinin eli olmak falan. En takdir edici yoldaş. Var ya, hatırladınız mı? Neydi o? En 2-3 tane sıfat söylüyor. Takdir etmek, değil mi? Neydi o? Siz de benim gibisiniz ha? Cahilsiniz. Ne olacak peki? Bak. Bu hizmeti Kur'an'ı bulan kardeşleri tenkit etmemek, onların üstünde fazilet vuruşluk nevinden gıpta damarı tahrik etmemektir. Ondan sonra burada anlatıyor. Nasıl ki insan bir eli bir eline rekabet etmez, bir gözüne tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalbin ruhun aybını görmez. Ne demek biliyor musunuz? Bu. İnsanın bir eli bir eline, diğer eline rekabet etmez. Rekabet fiildedir. Bak bir daha söylüyorum. Bir eli diğer eline rekabet etmez. Rekabet dilde, şeydir, eylemdedir. Gözünü tenkit etmez. O da düşüncededir. Dili kulağına itiraz etmez. Yani herkes kendi yakınındakine göre şey yapıyor. Evet. Yani burada ustad o organları öne çıkartarak şey yapıyor. Fiilen gösteriyor. Tamam mı? Şimdi şurada kardeşlerinin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakeran iftihar etmektir. Bu işte. Birbirine fani olmaktır. Yani kendi hissiyatı nefsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyat ve hissiyatı ile fikren yaşamaktır. Bu. Enaniyetini kırmak bu. Alametlerini de söyledim. Çünkü ben bunların yaşadım ben. Enaniyet bende nasıl olduğunu gördüm. İlk önce ben enaniyeti karşı çıktım. Enaniyetim. Sonra karşı çıkmayı vazgeçtim. Biraz tenkit aldım veya şey oldum. Rahatsız oldum. Mimiklerimle gösterdim. Ustalaştım biraz enaniyette. Enaniyetlerin ustası bu. Yani tenkit etmiyorum da ya bırak o adamı ya demiyorum da. Kızarıyorum. Sonra bunu gene tenkit aldım. Sonra usta enaniyetçi oldum. Ne sözle karşı çıkıyorum ne mimiklerimle tavır takınıyorum. Böyle yapıyorum. Ama nasıl anlıyorum? Sonra anlıyorum. Beni hedefe koymuş, kaydetmiş. Kopyala, yapıştır. Beni yapıştırmış, kaydetmiş. Bundan sonraki davranışlarda bu konuşmalar üzerine bina etti. Bu enaniyet. Tamam mı? Usta enaniyet. Hevayı terk etmek. Heva. İnsanın nefsi iki temelde kurulur. His ve heva. Okşama var ya, okşama. Abi, hocam. Yani bu tür şeylere, takdirlerden hoşlanmak, tenkitlerden sıkılmak, eleştire hiç tahammül etmemek, kıyaslanmayı tövbe estağfurullah, cinayet saymak. Hatta sen davayı anlamadın. Davayı hiç anlamadı bu kardeş. Anlamadı. Oysa iyi dinleyin. Bir insan Allah'a vefasızlık yaparsa vefasızlık yapamayacağı hiçbir makam kalmaz. Olmadığı fazilet ve kemalatı varmış gibi takınmak Allah'a yalan söylemektir. Niye? Allah bana bunları verdi, ben de gözüküyor diyorsun. Oysa vermedi, yalan yapıyorsun. Allah'a yalan isnat edenin artık bunun ölçüsü olmaz. Artık bu kudurmuştur yani. Aslında vefasızlık yapanın onun düşündeki seviyelere vefasızlık yapması gayet normaldir.
O zaman vefasıza vefasızlık yapmak, vefaya vefa yapmaktır. Bir daha söylüyorum. Mesela bir insan Allah'a yalan ister. En büyük vefasızlık yalandır. Müslüman günah işleyebilir diyor. Değil mi? Düşebilir. Peygamberimiz değil mi? Şöyle bir şey var. Fakirlik olabilir. Sıkıntı olabilir. Ama Müslüman yalan diyemez. Öyle mi? Bak, yalan demek Allah'a fiilen iftira etmektir. Yani bende var diyorsun, oysa Allah sana onu vermemiş, halk etmemiş. Yalan. Şimdi bakın, Allah'a vefasızlık yapınca vicdanı rahatsız olmayan bir insanın vefasızlık yapamayacağı ne kalır? En kutsiye vefasızlık yapanın diğer seviyelere çok rahat. Neye benziyor? Zina yapanın, haşa, zina filmleri seyretmesi gayet normal. Bir tanesi 12 derece bir günahsa ötekisi 2 derecede günah. 12 yapan 2'yi adı adı yapar ve mubah olarak görür. Mubah olarak görür. Tamam. Dolayısıyla bu insan Allah'a vefasızdır. Bu cümleyi dinleyin. Bu insan Risale-i Nur'a vefasızsa, bak, İhlas Risalesi'ne vefasızsa, sadakata vefasızsa, bu vefasıza vefasızlık yapmak Risale-i Nur'a vefa yapmaktır. Bu vefasıza vefa yapmak Risale-i Nur'a vefasızlık yapmaktır. He? Kanuniyet bu. Dostun dostu dost oldukça dosttur. Düşmanın dostu dost kaldıkça düşmandır. Dostumun düşmanı düşman kaldıkça dosttur. Dosttur. Bak, dostumun düşmanı yok. Dostumun düşmanı düşman kaldıkça düşmandır. Düşmanımın dostu, düşmanımın düşmanı diyeyim, düşmanımın düşmanı düşmansa benim dostumdur. Çünkü düşmanıma dost, düşmandır. Ölçü budur. İhlas risalesine vefasızlık yapan, sadakata vefasızlık yapana vefa göstermek Risale-i Nur'a ihanettir ve Risale-i Nur'a vefasızlıktır. Risale-i Nur'un dusturlarına vefasızlık yapana vefasızlık yapmak Risale-i Nur'a vefa yapmaktır. Cümle şu: doğruyu doğru yerde yaparsanız doğru doğru olur. Doğrunuz yanlışa vesile oluyorsa doğrunuz batıla hizmet etmiş olur. Nereden söylüyorum? El hakku ya'lu ve la yu'lali. Orada bu kanuniyeti anlatıyor. Oradan çıkartıyorum. Nerede geçiyor? Nasıl hatırlamazsınız? Yazıklar olsun bana ya. Yazıklar olsun. Eyvah. Ne yapacağım ben şey Mehmet sizden ha? El hakku ya'lu ve la yu'lali. Şeyde Lemaat'ta var ya, bak, peki sayfa 725, tamam mı? Burada tamamen bunu anlatıyor. Mesela bir söyleyeyim, bana bakın, tamam, siz 725'i kafanızda koyun da. Şimdi doğru bir şey yapıyor. Mesela şöyle diyeyim. Sen Cevşen okudun. Kur'an okudun. Bana dua ediyorsun. Diyorsun ki Allah'ım Hasan abiyi davasına muvaffak et. Allah'ım Hasan abi davasında sadık kıl. Allah'ım Hasan abi davasında düşmanlarına galip getir dedi. Senin yaptığın doğru. Kur'an okudun, Cevşen okuma. Ben de batıla hizmet ediyorsam senin Cevşen'in batıla hizmet etmiş olmaz mı? Diyorsun ki bak, ben sizi aldatıyorum. Sizi aldatıyorum. Hak namında batıla hizmet ediyorum gizli. Ama size geliyorum, o acayip. Siz de bana dua ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah'ım Hasan abi davasında muvaffak et. Davam batıl. Sen
hak bir yöntemle batıla hizmet ediyorsun. O zaman batıl hak galip geliyor. Onun için ya bu adam şimdiye kadar nasıl bilinemedi? Hak bir yöntem kullandığı için. Hani üstad dua ediyor ya, kambur kambur dua ediyor. Evet. Ama bunu bir anlasınız bir daha söyledim. Çünkü o kambur meselesi bu biraz evet, uzak. Abi. Bak. Mesela bir adam ya bu kadar yanlış bir adamsa nasıl bilinemedi? Nasıl bilinmiyor? Sebebi hak bir yöntem kullanıldığı için. Masum insanların mazlumane duaları, ahları ve kalpten çıkan ubudiyetleri onun batılına kuvvet verdi. Mesela şimdi senin kamburuna gelelim. Ustad ve Süfyan'a, Deccal'a beddua ediyor, bedduamı geri veriyordu diyor. Sonra baktım alemi manaya, bir baktım ki diyor, Hicaz'da bulunan kutup adama fişi dayamış. Deccal'a dua ediyor. Uyardım diyor, kambur alemi manada, yapma, beni dinlemedi diyor. Sonra anladı diyor, fişi çekti ama iş işten geçmiş, adam da geberdi. 38'de geberdi. Yani hemen fişi çekti ama iş işten geçmiş. Hevayı terk etmek, bu maddi şey, his ve var. Nefsi öldürmek ise yanlış yaşamak. Hani doğru yaşarsa nefis ölür. Nefsi öldürmek. Nefsi öldürmek de sünnet-i seniyeyi yaşamak. O zaman ölür. Başka ölmez. Bir daha söylüyorum. Zihninizi buraya toparlayın. Yurt dışı mı? Şu ayıp özlemiş. Tamam, yurt dışı. Şeydir. Burası acil olduğu için biraz. Kapat. Şey için söylüyorum. Bak. Allah'a ünsiyet ettin mi bedensel yapıdan çıkıyorsun. O zaman bedensel yapı olan ya zihnime kötü kötü düşünceler geliyor, iyi kendimi hissetmiyorum, bu tür şeyleri tak bitiriyor. İşte enfusi böyle derste böyle yapar adamı. Dolayısıyla şeye burası yurt dışı daha çok ağırlıklı geliniyor. Niçin geliniyor? Ya istifade edelim Risale-i Nur'dan değil. Çünkü istifade edenlerin %99 gidiyorlar, gene eski gaflet hayatlarına dalıyorlar. Allah tekrar tepelerine hastalık bindiriyor, tekrar şey yapıyor ama bu sefer civata yalama yapınca 2-3 defadan sonra daha enfus ders tesir etmiyor. Çünkü hakikate vefasızlık olunca artık vefa tutmuyor. Anladınız mı? Bu arada bir şey söyle, tevafuk ettiği için söylüyorum. Yani dinle dalga geçmeyeceksin, alay etmeyeceksin. Bak Allah sana bir adres veriyor, hastasın, rahatsızsın. Yani ha tamam bir çare. Bu aslında şey için vermiş sana. Kendine dön, bulunduğun ortamdan çık. Kendi hakikatinle meşgul ol. Yani kalbin ve aklını nurlandır. Yaratılış gerçeğini unutma. Hakikat ve mahiyetini unutma. Niye yaratıldığını bir izah et. Yaratılış gerçeği buydu. Sen bunun çizgiden uzak olduğun için Allah seni çizgiye getirmek için çobanın attığı, koyunlara attığı taşa benzer. Sana taş attıyor. Tak tak. Buraya atıyor, böyle geçiyor. Buraya atıyor, böyle geçiyor. Biz yani hayvan olduğumuz için yani sürü yoldan gidemiyor. Başka meraya giriyor. Bu tarafa gidince buraya atıyor. Bu tarafa kaçıyor. Lan buraya kaçma, git işte. Bu sefer buraya kaçıyor, buradan atıyor. Tamam. Şimdi enfüs maddi, zihinsel, dimağ hastalıkların çaresidir. Enfüs tefekkürle ancak aşarsın. Ha onun da nimetin kadrini bilirsen. Eğer sana Allah bunu verdi, bundan istifade ettin, düze çıktın. Ondan sonra arkan yokmuş gibi davranmak, yani unutmak, geçmişini unutmak vefasızlıktır. Ya. Vefasızlıktır. Bu sefer vefasızlığın bedeli çok ağırdır ha. Devam edeyim. Niye anlattım biliyor musun? Bu da çok sorulan suallere cevaptır. Bazıları bunu dinlediği zaman şöyle diyecek. Ne alakası var buna giriyorsun? Evet senin için alakası yok. İkinci meşrep afaktan başlar. O daire-i kübranın mezahirinde cilve-i esma ve sıfatı seyredip
Sonra daire enfusiye girer. Küçük bir mikyasta daire-i kalbinde o envar-ı müşahede edip onda en yakın yolu açar. Kalp aynayı samet olduğunu görür, aradığı maksada vasıl olur. İşte birinci meşrepte sülük eden insanlar nefs-i emmari öldürmeye muvaffak olmasa, hevayı terk edip enaniyeti kırmasa, şükür makamından fahr makamına düşer, fahirden gurura sukut eder. Eğer muhabbetten gelen bir incizap ve incizaptan gelen bir nevi sikir beraber bulunsa, şataat namiyle haddinden çok fazla davalar ondan sudur eder. Hem kendi zarar eder, hem başkalarının zararına sebep olur. Mesela, bak, nasıl ki bir münazim, teğmen, kendinde bulunan kumandanlık zevkiyle ve neşesiyle gururlansa, kendini bir müşir zanneder. Müşir, maraşal. Küçücük dairesini o külli daire ile iltibas eder. Teğmen subaylığın ilk makamı, müşir ise son mertebe. Bu kardeş kumandanlık zevkiyle, neşesiyle gururlansa kendini müşir zanneder. Küçücük dairesini o külli daire ile iltibas eder ve bir küçük aynede görünen bir güneşi denizin yüzünde haşmetiyle cilvesi görünen güneşte bir cepte müşabehetle iltibasa sebep olur. Öyle de çok ehli velayet var ki bir sineğin bir tavus kuşuna nispeti gibi kendinden o derece büyük olanlardan kendini büyük görür ve öyle bir müşahede ediyor. Kendini haklı buluyor. Hatta ben gördüm ki yalnız kalbi intibaha gelmiş, uzaktan uzağa velayetin sırrını kendine hissetmiş, kendini kutbu azam telakki edip o tavrı takınıyordu. Çok acayip. Usta kendisi müşahede ediyor. Kalbi intibaha gelmiş, uzaktan uzağa velayetin sırrını kendinde hissetmiş, kendini kutbu azam telakki edip o tavrı takınıyordu. Ben dedim, kardeşim, anladınız değil mi burayı? Ben ona dedim ki diyor, kardeşim nasıl ki, hani ustad nasıl yakalamış ama? Bak nasıl yakalamış. Nasıl yakalamış? Çünkü o işlerde dolaşan, ehli olan buluyor. Git Ömer kardeşe ver telefonu. Git aşağı, Ömer sana alır. Öyle mi? Ya, tamam. Şimdi oralarda dolaşıp, orada hakim olan insan ancak sizi uyarabilir. Bir daha söylüyorum, ne olur burayı toparlayın. Oralara hakim olan, oraları fark eden, orayla buraya bakabilen, dinliyorsunuz değil mi? Orayla buraya bakabilen, oranın ahkamını, kurallarını, usulünü bilen, buraların usulünü, kuralını bilen, ikisini karıştırmayan, karıştırana şataat yapar. Bunun adı şataattır. Orasını burası, burasını orası zannedenler şataat yaparlar. Bunlar velayet yollarında bu çok gözükür. Mücedditlerin en büyük özellikleri orayı orası, burayı burayı görür. Ahkamlarının farklı olduğunu bilir. Nereye nasıl davranacağını bilir. Mücedditlerin en büyük sıfatları budur. İki alemi, mülk ve melekütü, gaybi ve şehadeti, mümkün ve vacip alemi, ahkamlarını iyi bilirler, usulünü bilirler, kurallarını bilirler, esmanı, mertebeyi fark ederler, o farka göre davranıp davrandırırlar. Diyor ki bak, ben dedim ki kardeşim, nasıl ki kanun-u saltanatın sadrazam dairesinden ta nahiye müdürü dairesine kadar bir tarzda cüz-i külli cilveleri var. Sadrazam başbakan, tamam mı? Nahiye müdürü vardı eskide, şu anda yok. Köy ile ilçe arasında, köyde değil, köylerin toplandığı yere nahiye derler. Yani 3-5 köyün toplandığı yere, şimdi yok da o nahiye, nahiye müdürleri vardı eskiden.
mahalle değil ya. Mahalle diyelim büyük şeylerde. Tamam öyle olsun. Bak ustad diyor ki kardeşim nasıl ki kanunu saltanatın yani saltanat kanunu sadrazam dairesinden başbakanlıktan ta nahiye ilçe müdürü diyelim dairesine kadar bir tarzda cüz-i külli cilveleri var. Öyle de velayetin ve kutbiyetin dahi öyle muhtelif daire ve cilveleri var. Her bir makamın çok zilleri ve gölgeleri var. Zil yani gölge. Yani her bir makamın bir gölgesi var. Bir sürü gölgeleri var. Gölgesi dediğimiz yani bizim güneşin vurduğu gölge değil. Mesela diyelim ki bir vali, vali yardımcısı, bilmem ne personel müdürü, bilmem SSK müdürü, bilmem ne müdürü, hastane müdürü hepsi valiye çalışıyor. Valinin zilleri yani gölgeleri oluyor. Sen diyor ona sadrazam misal kutbiyetin o azam cilvesini bir müdür dairesi hükmünde olan kendi dairende o cilveyi görmüşsün, aldanmışsın. Ya birisi böyle demese nereden bileceksin ya? Beni çok etkiliyor ki de ben oraya giriyorum. Gördüğün doğrudur fakat hükmün yanlıştır. Bak orayı görüyor. Bakar mısınız ona? Orayı görüyor. Burası orayı zannediyor. Yani çok güzel bir misal vermiş ustad Mesnevi'de hatırıma getirdi Allah. Gözün gördüğünü eliyle alacağını zannediyor. Elini uzatıyor, alamayınca inkar ediyor. Oysa gözün eli ayrıdır, elin eli ayrıdır. Gözün gördüğüne el uzatma. Gördüğün doğrudur fakat hükmün yanlıştır. Bir sineğe bir kap su, bir küçük denizdir. O zat şu cevabımdan inşallah ayıldı ve o vartadan kurtuldu. Hem ben mutadit insanları gördüm ki bir nevi Mehdi kendilerini biliyorlardı. Ve Mehdi olacağım diyorlardı. Bu zatlar yalancı ve aldatıcı değiller. Belki aldanıyorlar. Gördükleri hakikat zannediyorlar. Esma ilahiyenin nasıl ki tecelliyatı arş-ı azam dairesinden ta bir zerreye kadar cilveleri var. Nereden? Arş-ı azam dairesinden ta bir zerreye kadar cilvesi var. Ve o esmaya mazariyet de o nispette tefavut eder. Öyle de mazariyet esmadan ibaret olan meratib-i velayet dahi öyle mütefavittir. Şu iltibasın en mühim sebebi şudur. Makamat-ı evliyadan bazı makamlarda Mehdi vazifesinin hususiyeti bulunduğu ve kutb-ı azama has bir nispeti göründüğü ve Hazreti Hızır'ın bir münasebeti hassası olduğu gibi bazı meşahirle münasebetler bazı makamat var. Hatta o makamlara makam Hızır, makam Üveys, makam Mehdi tabir edilir. Şimdi Üveys makamı da var, Mehdiyet makamı var, Hızır makamı var. Bunlar farklı farklı ama onu ifade eder yani onu işmam edecek, onun kokusunu alacak bir şeyler varsa kendisini o zannettiriyor bu sefer. Yani müdür yardımcısı ki müdür zannediyor. Yani öyle de değil, şöyle diyeyim. Balık kokusunu balığın kendisi zannetmesi. Balığın kokusunu ekmeğe koyabilir misiniz? Ekmeği içine koyun, yiyin. Senin ismin neydi? Kerim. Kerim. Ekmeğin içine hayal et, ekmeğin olsun, eline tut. Tamam, tuttun mu? Onun içine dışarıdan bir balık kokusu geliyor. Koy içine. Ye. Balık mıdır? Heh, işte böyle manevi şeyle böyle bazen bir koku almış adam. Onu oyum demek bunun gibidir. Balık kokusunun ekmeğin içine sinmiş balık zannetmesi. Aldanıyor burada değil mi abi? Korkunç. Aldanmaktan öte. Acayip bir şey. Bir de aldansa bir şey değil. Bir de aldatıyor. Örnekte gözüktüğü gibi. Seni dünyanda. Anladın mı? Bazen de mesela yalan demiyor. Çünkü niye?
kuyuda olduğu için kuyudan konuşuyor ama biz de kuyuda olduğumuz için yukarıyı bilmiyoruz. Zannediyoruz ki konuştuğu yukarısıdır. Dedi yukarı abi dedi. Bazen dedi döner başkalarını yola çıkartır. Başkalarını da yoldan çıkarır. İşte bu sıra binaen o makama ve o makamın cüzi bir münasebetine veya bir gölgesine girenler kendilerini o makamla has münasebetler, meşhur zatlar zannediyorlar. Kendini Hızır telakki eder veya Mehdi ittikat eder veya kutbul azam tahayyül eder. Eğer hubbu caha talip enaniyeti yoksa o halde mahkum olmaz. Evet. Bak, eğer hubbu caha talip enaniyeti yoksa o makamı hedeflememişse yani o vartası pek zararlı düşmez. Zaten böyle bir makam istemiyordu onun için. Nurcular böyle makam istemez ama istediği anda onu şeytan da İmam şey diyor ha. İmam Rabbani Hazretleri'nde galiba okumuştu. Yani şeytan sizi miraç yaptırır kendi vücudunda. Böyle tuhaf tuhaf duyguları pompalar. Dimağda var böyle. Böyle bazı duygular aktif eder. Böyle haller olur. Şeytanın içinde oluyor bu. Güzel şeyler hisseder. Sen miraç yaptım zannedersin. Oysa şeytanın içinde miraç yaptın. Şeytanın içinde miraç oluyorsa bu da miraç. Onun için asıl muhakkikleri, mücedditlerinin eserleri olmasa mümkün değil. Yani bir daha söylüyorum, istisna olabilir mi? Eğer istisna olsaydı asıl mücedditlerin dışında istikametli gidilseydi, ifrat veya tefrit olmamış olsaydı, Allah mücedditleri göndererek israf etmiş olurdu. Onun için asıl mücedidine tabi olmayanlar kesin ya ifrattadırlar ya tefrittedirler. Zaman zaman vasata gelse bile vasatta kalamazlar. Namaz kılarken vasattadır. Peki enaniyette olur mu? Efendim? Enaniyet olur mu orada mesela? Enaniyet en büyük özellikleridir. Üç tane özellikleri var. Enaniyet olur. İkincisi hevayı esas alırlar. Nefsi öldüremezler. Öldürmezler. Mesela tarikat yapıyor. Mesela değil mi? Yani nefsi öldürmek, günahtan kaçmak şeydi. Evinde televizyon var. Göbeği dışarı çıkmış böyle. Davul gibi adam olmuş. Yani onun nefsi artık yiyecek bir şey kalmamış ki. Riyazet, uykusuzluk denen bir şey yok. Bu şey üç tane var da sorduğun için ne yapayım göreceksin ama. Nefsi öldürmek. Sünnet-i seniye mi bu? Bak şimdi bunların alameti var. Ben dedim ki enaniyetini kıran kırmayan. 10 dakika ondan konuştum. Sonra hevayı terk etmek, sonra nefsi öldürmek. Uyku fok balığı gibi yatar. Yemek deyince her şeyin çeşitlerine hücum eder. Harama zaten gireni kontrol edemeyen, burayı unutmayın bak elime bakın. Bana bak. Giren İmam Azam'ın sözü. Gireni kontrol edemeyen hangi yolla çıkacaksa kontrol edemez demektir. Kim olursa olsun burada hiç istisna yok bunda. Benzini dinliyor musunuz beni? Benzine kibrit at, çak, yanmasın. Suya gir, ıslanmayayım. Ağzına şeker koy, lezzet almayayım. Mümkün müdür? Ağzına şeker koydun, lezzet almayayım. Her geliniye haram helal demeden rast gelene saldır. Fok balığı gibi şiş. Ondan sonra o hangi yol ve yöntemle çıkacaksa o maddeler, o yollar hakim ol. O ki o yollar hakim olabilecektin, giren yola niye hakim olamadın? Şu... Plaja gireyim mi girmeyeyim mi? Gücün yeter. Plaja girdikten sonra bakmamaya gücün yetmez. Eğer bir insanı plajda görüyorsanız bakmıyorum diyorsa yalan söylüyor. Her şeyi yiyen nefsi hakim diyorsa yalan söylüyor. Onu demek istiyorum. Ayette diyor abi diyor, günah diyor yaklaşmayın diyor. Yaklaşmayın diyor tamam mı? Çünkü o seni oraya götürür. Bakın ne kadar ben adam şey her şeyi yiyor. Ben kalbi çalıştırıyorum. Nasıl çalıştırıyorsun kardeşim? Bu yeni çıkmamış ki bu tasavvuf ya bu turuk yolları. Bu yeni türetilmiş bir şey değil. Kitaplar belli, hayatlar belli. Her şey belli ya. Bu realitedir. Kimsenin düşüncesi değil. Benim kanaatim değil ki bu. Yani İmam Azam Efendimiz demiş ki gireni kontrol edemeyen hangi yol ve yöntemle çıkacaksa o yolları kontrol edemezsin. Niye? Eğer diyor çıkan yolları kontrol edebilseydin
girmesine mani olmak daha kolaydı. Yani plaja gideyim mi gitmeyeyim mi? Kesinlikle gücün yeter girmemeye. Ama girdikten sonra plaja frenlerin balatalar yağlanmıştır. Fren tutmaz. Evinde tek başındasın. Her türlü çanak anten gösteriyor. Avrupa'nın her tarafını gösteriyor. Sen şimdi evde teksin. Çanak her türlü kanala müsait. Televizyonu açıp açmamakta gücün yetmeyen insanın istikamet bir kanalda kalacağını takkemi anlattı onu. O kadar gücün vardı. Açmamaya gücün yeterdi. Açmamaya gücü yetmeyen içerisindeki yöntemine gücü yetmez. Bu realitedir yani. Suya girmemeye gücün yetmedikten sonra, suya girdikten sonra ıslanmak istemiyorum. Bu gücün yetmez. Üç tane şey var. Bir, enaniyeti kırmak. Enfüse geçmeyenin enaniyet kesinlikle vardır. Bu yöntemi bu. İki, hevayı terk etmek. His ve heva. Kendi tanım. Nefsi öldürmek. Nefis nedir ya? İşte bunu bu vartalarda kurtulmak mümkün değil. İsterseniz burada kalsın veya şu paragrafı okuduğumuz paragrafı keseyim. Eğer hubbucağa talip enaniyeti yoksa o halde mahkum olur. Şimdi öyle kızacaklar ki bana sen nasıl şey yapıyorsun falan. Kardeş onları geç. Bana bağıracağına kendi nefsine bağır. Bana bağırman hiçbir şey halletmiyor. Yöntem değil. Bana küfür etsen hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Yeter ki sen öyle olmasan da ben uydursam. Öyle olmasak da ben uydursam. Keşke öyle olmamış olsaydık da ben yalan söylesem. Ben bunları kaldırırım canım. Keşke öyle olmasa. Bak, gireni kontrol edemeyen çıkanı kontrol edemez. Yok abi ne diyor? Tamam kardeşim ben yalan söylüyorum. Rastgele haram helal demeden diyor. Hatırladınız mı sen? Rastgeleni yemek. Var ya 17. limanda. Mesela kuralsız yaşamak. Niye dershaneler kuraldı? Şu saat diyeceksin, şu saatte yemeyeceksin. Şu saatler arasıdır. Şu yatış bu saattir, kalkış bu saattir. Her şey kurallıdır. Niye? Niye sert davranıyorum? Anladın mı? Ve çok kalbinizi kırdım. Kırarım da yani. Ya adam gibi kalacaksın, ya kalmayacaksın kardeşim. Kendini de aldatmayacaksın. Buradakilere de zarar vermeyeceksin. Kuralı bellidir. Kim olursa olsun kişiye göre sistem işlemez burada. Hakanım ona göre geleceksin. Sabah kalkış bellidir. Kahvaltısı bellidir. Yaptın. Bir daha kesinlikle 3.5 bekleyeceksin. Böyledir yani. İstisna var. Görevlisin, hastasın başka. Kural şeydir. Namazda kalkmayacaksın. Bir, iki uyarıyor. Bak uyarıyorum. Bir uyardım, iki uyardım, üçüncüsünde makamınız terfi edilmiş ama işinize son verilmiştir. Herkes öyledir, ben de dahil. Kurala uyacaksın. Hani kendini istisna bırakırsan vicdana rahatsızlık olur, dur. Kendin de istisna olmayacak çünkü kendinde de nefis var. O zaman kurala sen de uyacaksın ki kimse senin kuralını bozmaya cesaret etmesin. Unutmayın psikolojidir. Kendisine saygısı olmayanın başkasından saygı bekleme hakkı yoktur. Kendisi kuralda olmayanı başkasına kural dayatamaz. Kural olmasını, sistemin olmasını isteme hakkı yoktur. Kendisi sistemin dışında işliyorsa sistemi işlettiremez. Olmaz o. Sistemin ahengi kendisinin dahil edilmesiyle mümkündür. Beraber atacağız, beraber kalkıyoruz. Sisteme uyacaksın. Ha, zaten psikoloji hastalıkların en büyük sorunu sistemin dışına çıkmaktan kaynaklanmış. Sistemsizlikten geliyor. Yeme belli değil, uykun belli değil. Haram helalın birbirine girmiş. Haramlık selamlık yok. Televizyon internet birbirine karışmış. Doğru yanlış acayip olmuş. Dizilerle sokulmuş bir sürü 25. kare. Ondan sonra hayret ediyorum nasıl bu kadar uğraştığımız halde ruh bozulsun diye hala bu kadar bozulmuyor. Ne kadar sağlam ruhmuş ya. Onun haddine fazla davaları şataat sayılır. Onunla belki mesul olmaz. Eğer enaniyeti perde ardında hubbucağı mütevecci ise o zat enaniyeti mağlup olup şükrü bırakıp fahre girse
Fahirden git ide suru, gurura sukut eder. Ya divanelik derecesine sukut eder veyahut tariki haktan sapar. Yani guru da şu. Alameti şudur. Alametin fiilen tezen gösteriyor. Artist. Şov yapıyor. Bizde değil kardeşim. Tarikatçı bir meşrubi var ya. Hizmeti anlamamış. Dünyada haberi yok. Böyle yakışıksız yakıştırmalar hemen tak tak yapıştırır. Kopyala yapıştır kolay biliyor musun? Bilgisayarda yazın altını başka renk, yazıyı farklı yapabilirsiniz böyle. Ama hakikatte öyle bir şey yok. Sanal o. Çok yakışıksız. İşte o gururu terk etmeyenlerin ellerinde boya fırçası var. Bir de hani var ya Almanya'da burada bilmiyorum. Almanya'nın her tarafında o gölgeli yazılar var. Köprülerin altında bilmem ne. Onu gördüm bir gece giderken, seyahat ederken. Böyle boya kutuları var. Bir tane şablon koymuş yapıyorlar. Tamam. Adamın elinde lanet şeyi, fırçası. Anlamamış. O abilerin dışında ya. Kimseyi dinlemez. Şov yapıyor. Artist. Davayı anlamamış. Şey ya. Bir şeyi anlamış ama şey zannetmiş. Gibi yakıştırmalar yapar. Hangisi yapar? Şöyle. Enaniyeti perde ardında hubbucağı mütevecci ise o zat enaniyete mağlup olup şükrü bırakıp fahri girse fahirden gitgide gurura sukut eder ya divanelik derecesine sukut eder veya tarikattan sapar. Çünkü büyük evliyayı kendi gibi telakki eder. Yani dairenin merkezinde biz kendimizde ben dikkat edersen uyguluyorum biz de. Dairenin yegane merkezi. Merkez kaç kuvveti orada. Ondan sonra tam merkezin yani öyle tutuyor ki yani bu ortadan kalkarsa ya yıldızlar dışarıya fırlayacak ya yıldız güneşe yapışacak. Biliyorsunuz da güneşin yani. Güneş döner. Ta düşmesin yıldızları, tamam mı? Düşmesin. E şimdi güneşin dönmesi bunları tutmak içindir. E bu dönmemesi içerisinde takdir fırlayacak. Veya buraya çekecek yani. Ya divanelik derecesine sukut eder veya tarikattan sapar. Çünkü büyük evliyayı kendi gibi telakki eder. Haklarındaki üst düz zanı kırılır. Zira nefs, yani ne yapar bu sefer? En büyük şey, bir tanesi de şu. Şimdi telakki eder, bak ortaya bak. Bazı şeyleri fark eder. Veya fark ettirir şeytan. Şeytan oruç ettirir. Şeytani miraç var ya, biraz önce anlattım. Şeytan ilaç ettirir. Bazı şeyleri tın tın böyle balık vurur gibi ortaya. Bazı şeyler fark eder. Hani makamı velayet, makamı zır, makamı mehdi, makamı uveys makamlarını ilmi var. Fakat şeytan şu özelliği var bakın. Kullanılmayan ilim vehim ve vesvesenin malzemesidir. Unutmayın. Kullanamadığınız her şey, kullanamadığınız her bir ilim, elde ettiğiniz her bir ilim şeytanın elinde vesvese ve vehimdir. Şeytanın elinde vesvese, şeytanlaşmış cinlerin elinde vehimdir. Kullanılmayan her şey vehim veya vesvese olarak sana dönecek. Unutma. Kullanılmayan her bir bilgi vehim ve vesvese olarak döner. Şimdi adam bunun ilmi var. Uveys ilmi, Hızır ilmi, makam-ı Hızır'ın ilmi var. Mehdiyet'in ilmi var. Neler yapacak? Kendi inşa aleminde ne kaoslar oluyorsa, bilmiyorum onu, öyle bir tam da fırsat vermiş şeytan. O haller olur. Ama şeytan yaptırıyor bunu. O haller olunca, Mehdi'yim der. Öyle emirler yapar. Otur, kıpırdama, üste çık, aşağı in. Her şeyini kontrol etmeye çalışır. İnsanların hürriyeti şeriyesini kaldırır. Tuvaleti bile ondan soracaksın. Bir kuş bile onun emri dışında olmaz. Çünkü Mehdiyet her tarafa sirayet etmiş. Sebebi onların en büyük zaafları şudur. Makamlarından evet ne kadar aldansa bile vicdan bırakmadığı için endişelidirler. Endişeli insanlar panik yaparlar böyle. Mesela
kendilerine emin olmayanlar, içsel kaos yaşayanlar karısının aldattığını, kocasının aldattığını zanneder. Oysa kendisi kendisini aldatıyor. Kendisinde güven yok. Güven ortamı dağılınca herkesi güvensiz zanneder. Aç olan herkesi aç zanneder. Tok olan demiş efendim ekmek yok, pasta yesinler demiş. Ekmek de pasta ne olduğunu bilmiyor ki adam. İşte sıkıntı yaşayan kıyas bir nefs diyor. Ustad diyor ya, sakın diyor kıyası nefs cihetiyle birbirinizi aldatmasın. Risale'nin terbiye etmiyor diye aldanmayın. Sen belki mi terbiye olamamışsın. Risale-i Nur okuyanlar, nurcular da böyledir. Nerede biliyorsun? Ben böyleyim. Ona sen misin ölçü merkezde? İşte bu ondan yani. Kendi makamlarının hakikaten vicdana ve ruha oturtamadığı için endişeleri vardır. Endişe olunca herkesin kendisine her şeyi yapabilir zannı geliyor. Aman ha! Böyle. Bir yere mi gittin? Nereye gittin? Kimi gittin? Olmayana da sorarlar mesela. Osman. Dün Mehmet yoktu. Nerede acaba? Yok abi falan. Yok şey için sordum. Çaktırmadan sorgulama yöntemini çalıştırırlar. Mehmet nerede? Şüphe ediyorum ki soruyorum. Bir ihtiyaçtan su yapıyorum onu. İhtiyacım olmasa yapar mıyım? O veya telefon. Kardeş bu yola, bu yönteme, bu parkura bir daha söylüyorum. Belli yaştan, kemal yaşından sonra girmedim. Çocukluktan girdim Nurcula. İyi biliyorum bak. Mehmet nerede? Diyelim ki Ankara'da veya Yozgat'ta. Hangi ilçede falan? Tamam Mehmet. Mehmet ne yapıyor? Şüpheleniyorum biraz. Emin değilim. Hal hatır soruyorum oradaki cemaate. O Hüseyin abi nasılsın? Cuman mübarek olsun. Hal hatır selam kelam. Tamam. Onlar bunları sorduk. Bak padişah. Yani bizim Mehmet ne yapıyor ya falan. Buradaki soru şeyi telefon edişimdeki soruyu Mehmet'i arkadan kontrol edeceğim ne yapıyor. Ama direkt de demem ki bununla alakadar bunu iyi bilen, bu neyin ne yapacağını iyi bilen orada Mehmet var, Hüseyin var, Ali var. Mehmet daha iyi bilir ve Ali. Ali'ye telefon ediyorum. Hal hatır, cuman mübarek olsun, gecen mübarek olsun. Bir sürü sebep var. Oysa o konuşma arasında 2-3 tane soru sorarım 10 dakikada. Mehmet'in ne yaptığını anlarım. Mehmet'i artık arkadan kontrol ederim. Devamlı. Bu neyi gösteriyor? Ona güvensizlik, o güvensizlik adam olduğundan değil, ben güvensiz hali yaşıyorum. Herkesi alternatif olarak düşman görüyorum. Alternatif düşman veya tehlike görüyorum alternatif olarak. Her şey olabilir. Kontrolü şey yapın. Yani bu psikolojisini de hayal edebilir misiniz? Ben biraz Rusçuyum da. Yani böyle bir şeye ihtiyaç duyanın ruhunu bir düşünün bakalım. Nasıl bir ruhtur? Bunların ruh ne biliyor musun? Ruhsal dimaları 7 mertebe birbirine girmiş. Çı 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 çı. Şurada impulsleri var. Elektrik odak noktaları. Bir ışık. Elektrik çık 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 böyle. Bunlar işlerinde böyle yaşadıkları için herkesi de öyle zanneder. Çı 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 çı. Cemaatta ne oluyor falan dedi. Oysa hiçbir şey yok. Senin aleminde var öyle. Hiçbir şey yok. Sakin, gayet asude. Tedirgin, panik. Bu acayip bir şey. İfade etmek istemem daha fazla ama çünkü konu o değil. Çünkü benim işim bu biraz. Allah beni bu yola biraz sevk etti. İşte nasıl oluyor? İç benim enfus şeyi, Risale-i Nur Moşe'yi Allah hamdolsun Allah verdi. Ben de size veriyorum, vermeye çalışıyorum. Rabbimle öyle bir anlaşmam var. Ya Rabbi bana ver, ben de kullarına vereceğim. Yani tedirginlik yaşamak, psikolojide söylüyorum. İnsanları potansiyel tehlike görmek. Karı koca beni aldatıyor. Yani içsel aleminde doyumsuz. Elektrikler 7 tane ya dimağda 7 mertebe. Çık 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 çık. Kontrolsüz bir güç. Yani şeye benziyor. Gözünü böyle yaparsan nasıl ışık falan olur ya. Yani bir kontrol yok burada. Kontrolsüz olunca herkesi kontrolsüz hareket ettiğini zanneder. Herkesi potansiyel tehlike görür. Casus. Aramıza girmiş gibi hissediyorum ben Osman. O adam laf götürüyor galiba. Bununla şüpheleniyordum zaten. Artık herkesi etiket vurmaya başlar. Zavallı tabii. Bunlar size hayal geliyor değil mi? Ben hep zihnimde hep yaşanmış olaylardan bahsettim. Ondan sonra bunların gerekçeleri de şu. Hizmeti koruyoruz. Hizmeti korumak hepimizin vazifesidir.
Allah Allah! Radiyallahu anh hizmeti koruyormuş. Oysa kendisini herkesi alet ediyor. Nefsini, enaniyetini, gururunu memnun etmek adına cemaati kullanıyor. Yani kendisini, egosunu tatmin etmek adına yapıyor. Hop, otur, kalkma. Hürriyet-i şeriyesini Allah vermiş. Sen hürriyet-i şeriyesini kısarsan hürriyet mi vermiş oluyorsun? Allah verdiği hürriyeti Allah bile kapatmıyor. Sen nasıl kapatıyorsun? Bırak adamları. Niye bırakmıyorsun da kontrol ediyorsun? Peki sana soruyorum. Bu telefon etme ihtiyacını nereden duydun? Bir ihtiyaçtan geliyor ya. Arkadaşlar, enfusi seyahati bitiren afaka baktığı zaman gözü yanılmaz, kalbi yalanlamaz. Ha böyle olacak zaten. İnsan döndü mü işte o şey enfüse, bedensel yapıdan çıktın mı? Panikmiş, sıkıntıymış, buhranmış. Onlar enkazda kaldı. Mesela şimdi yataktan kalktın. Şimdi yatağındaki sıcaklık var mı? Veya yataktaki karnusini bağlar mı seni? Uzanacaksın, bilmem ne yapacaksın, üstüne diyor. Bitti kardeşim. Gömlek gibi ya. Çıkıyorsun ya, çıkıyorsun. Nasıl çıkıyorsun? Ruhsal hayatı. Ustad diyor ki, hissiyat insanı ruh sefesine çıkarsa, kalbin ve ruhun derece hayatına girer, dünü, bugün, yarını aynı anda yaşar. Bedensel hayat değil ki. Ama senin gibi oturup kalkıyor bu adam. Kalp ve ruhun derece hayatına girdiğin zaman nasıl girecek? Öyle zor, aham şaham falan değil. Çok da kolaydır. Yöntemin biraz önce anlattım, dersin başında anlattım. Yöntemi odur. Okuma şekli vesaire. Ama bu da sana gökten verilmez. Bak o yöntemi 30 senede buldum. Veya doğru mu veya yanlış bilmiyorum ama ben yaptığım, kendimi uygulamaya çalıştığım bir yöntem. Onu yaparsan, işte bunlar olur. Çı 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 çıtları işte nereden bileceksin? İşte böyle oluyormuş, böyle. Tedirgin olan herkesi tedirgin görür. Hepsi külliyattan. Realite o gerçek olarak tespit. Cümleyi bitireyim. Çünkü niye uzattım? Bu çok önemli. İşte büyük evliyayı kendi gibi telakki eder. Der ki, İmam Azam da hata yapar. E niye? Kendisi belirli bir yere attı ya kendisi. E ben hata yaptım. Böyle bir adam yapmaması lazım. Ha demek ki bu makamda hata da oluyormuş. İmam Azam da yapar. Ebedi zaman da yapar. Tövbe estağfurullah. Utanmadan Resulullah'a da isnat edebilir. Çünkü kendisini ona yakıştırmış ya. O zannetmiş. Vicdanı süstürüyor. E tabii canım. Bak ne diyor? Büyük evliyayı kendi gibi telakki eder. Haklarında hüsnü zanı kırılır. O zaman ne yapar? Allah belayı verir. Psikoloji ve ruhsal sıkıntının en büyük, en harika çözüm ve çözüm yöntemi neydi biliyor musun? Hatırlar mısınız? En harika, çok kolay. Bir tanesi, sayfayı söyleyeyim ondan sonra şeyi söyleyeceğim. Bu makamı geçtiği için söyleyeceğim. Bu makam geldiği için söyleyeceğim. Bak, hüsnü zanın kırılırsa büyük zatlara ne olur? Sayfayı söyleyeceğim, şu olur. Sayfa 456'da üçüncüsüne geçiyor. Eğer sen onların icmana ve ittifakına istinad edemezsen, ustadını kavi bir senet görmesen, kuvvetli bir burhan derecesinde görüp onlarla o hatıra gelen dalalet ve şubatı def edemezsen, cehennemi yaşarsın. Bak ne diyor? Evham ve şubatın hücumlarına karşı. Hakan'ım gördün mü? Gördüm. Bir daha okuyorum. Benim işim gücüm kelime, kelime. Kelimenin değil, noktasına takke var mı yok mu? Buraları benim özel hayatım. Bak yeri gösterin, bak şurası. Evham ve şubeler geldiği zaman, evham, şüpheler kalbidir. Evham aklidir. Geldiği zaman çözüm yolu diyor ustad. Bak diyor ki, bir, büyük yukarıda anlatıyor. Büyük zatların icma ve icmana ittifaklarını istinad etmek. İki, onlara kavi senet görmek. Peki buraya gel, onlara kavi senet görmek. Büyük evliyayı kendi gibi telakki eder, haklarında sühüslü zanı kırılır. Senet olarak görmüyor. Ne olur o zaman? İçsel çöküntü başladı. Dağılma başladı. 30 küsür senelik şeyi söylüyorum, vicdani lezzetimi söylüyorum. Bir cemaatin varsa, o cemaata kanaat edebiliyorsan, onu kavi senet görebiliyorsan ne olur? Yat kalk Allah'a şükret. En büyük nimet servet budur. Vallahi bu fakir kardeşimiz o kadar bilgisi, tecrübesi var ki şu fabrikalar, dörlerden zengin.
adam pamuk giriyor, elbise çıkıyor. Ha, başörtü çıkıyor. Elbise ve başörtü çıkıyor fabrikasından. Gülmeyi unutmuş. Ha, her şeyi var. Fakat bu yok. Niçin bunu anlatıyorum? Bu içim dolu diyorum bu tür örneklerle. Eğer bir cemaata, bir kitabı, bir şeyi abisi vesaire kavi bir senet gibi cemaati, ustadını gördüğü zaman adam çok vartalardan kurtuldu. Mesela ustad sunatta bunu tarikatta söylüyor. İlim olmadığı halde diyor. Hadis şerifleri, ayetleri zikrediyor. Edepten bahsettikleri için şeyhini kavi bir senet görüyor. Gelişen dünyevi hadiselerin sıkıntısından o şey tarikatçı kurtuluyor diyor. Yani o teslimiyetten dolayı tak yukarıya çıkıyor. Hani bir teslim olabiliyor musun bir hakikate? Buna teslim oldun mu? Şeyhine şeyh oluyor. Tabii canım bitti yani. Açık içeride dolaşıyorsun ya. Her şey bu budur, bu da budur, bu budur. Buradan geliyor, bu da bir yer. Tamam. Ondan sonra bak dün akşam bana ne yaptın? Hiç durup dururken. Elhamdülillah dersten geldim. Dudullu'dan. Geldim Marmara'dan. Bir böyle bir kaos, bir tufan. Allah Allah toz duman. Hortum. Evler uçuruyor. Durdum. Ne oluyor dedim ya. Oo, kim dinler Yalova Kayı? İyi ki oldun dedim ya. Şimdi dur bakayım. Bundan sonra Allah ne nimet getirecek. Çünkü dedim ekvatordan dedim çölden kum getiriyor. Diğer devletler toprağını dedim aşılıyor. Her fırtınadan sonra innem al usru yusra bir kolaylık var ya. Bakayım bundan sonra Allah bana ne perdeyi açmak için bunu yaptı. Baktım adam yok kaldı. Adamı tanıdım ya. Mücadele etmek değil, gayet memnun oldum. İyi ki varsın dedim ya. Böyle yapman lazım. Tanırsan gider diyor. Ha, tanıdım. Ama keşke gitmeseydi diyorum. Hakikaten gitmeseydi. Ulan niye gittin dedim. Baktım ferahlığa bıraktı kendisini. Baktım yağmur bırakacak. Dur. Baktım Allah Allah. Ya dedim bu sefer ne geldi? Hemen benim kardeşlerim geldi. Üstümde dava arkadaş. Dedim ki demek ki bunlar böyle bir afat geldiği zaman ha buradan bunalım geçiriyorlar. Hemen kaleme sarıldım yazmaya başladım. Şeytan bana dikildi dedi ya Beyazıt'ta diyor usta. Ustada niye gelmiş? Bize ders olsun diye. Tamam. Sen de ne demek istiyorsun? Ya kardeşim sende de yaşanıyor diyorum da fark et diye söylüyorum. Herkeste bu hal var. Bende has değil. Bir tayfun gelmiyor mu? Bir tsunami çıkmıyor mu? Bir hortum çıkmıyor mu? Fırtına. Onu anla diyorum. Mücadele etme. Ve de otur de ki iyi ki varsın ya. Bu gelmeseydin. Dur bakayım bu pencere bana bağlı. Allah ne gösterecek bununla? Mutlaka her bir olay sana bir şey göstermek içindir. Onun için anlatıyorum. Yani yoksa başka bir şey anlatmak için değil. Bir baktım Allah bu meziyet değil ki anlatayım. Ha, dur bakalım. Bak savaşmadım. Dur. Hadi es bakalım. Fırtına ne yap? Bakalım dur şimdi bu hava geçtiği zaman ne çıkacak? Bakayım etrafa bir baktım yağmur yağacak. Tanıdığın zaman gitti. Adamı anladım tabii adam. Şeytan yani. 18 bin alem insanda cem olduğu için peygamberler 24 saatte 18 bin hali yaşar. İmanın kemalatına göre her bir insan 1000, 1500, 2000, Gazali'ye göre 4000, 6000. Bana göre bir nurcu, iyi bir nurcu 6000 hali değişik hali yaşar bir günde. 6000 tane değişik halet. Ama normal sokaktaki adam almaya, Hollanda'da mı? Hollanda'daki adam işkembe ve uşkurluğuyla bağlı olduğu için en fazla onun haleti 150'yi geçmez. Uşkurlukla alakalı bir hal olur. Hisler olur, düşünceler olur, tık 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 tık. Mideyle alakalı olur. Kahve mi alayım? Hayır, çikolata da koyayım. Olmaz olmaz, McDonald's koyayım. Döner de koyayım. Kaç etti? 5. Şunu yapsın. Koltuk geldi, şunu yapalım. Dolabı çevirelim, dışarı çıkalım. Bilmiyorum. Kaç tane? 150 tane ancak bir hal olur. Anladın mı? Müslüman ise yaşadığını adam rüyada bile görmez. Son cümlemiz olsun. Zira nefs ne kadar mağrur olsa da kendisi kendi kusurunu derk eder. O büyükleri de kendine kıyas edip kusurlu tevehüm eder. Hatta enbiyalar hakkında da hürmeti noksanlaşır. İnşallah bundan sonrasını yarın okuruz. Bu hale gifte olanın ne yapacak? Çaresi var. 447'de devam edeceğiz inşallah. Vahir davahum en ilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Tamam, selamun aleyküm.